Evet değerli Mirhamza, Nigari severler ve Nigarname için mesai harcayan arkadaşlarımız. Bugün yine Nigarname'den bahsetmeye devam edeceğiz. Başta söylemiştim hatırladığınız gibi uzun bir yolculuk olma ihtimali var. Çünkü hayat uzun bir yolculuk ve burada da bir hayat anlatılıyor. Bir değil belki de bütün insanlığın hayatı anlatılıyor. Şifreleri çözülüyor. Bu konuda bir makale yazmıştım. Nigarname ve Faust'un ortak özellikleri diye. Gerçekten ilginç sonuçlar çıktı yani. Nigarname'deki insan ile Faust'taki insan aynı. Faust da bir insan. Bizim buradaki aşık, mizban vesaire de insan. Yani insan kavramı insanlık var olduğu olalı aynı. Buna monomit teoremi de diyorlar. Yani insanlar bir anlamda aynı şeyi yaşıyorlar. Fakat burada aynı şey deyince asıl sır imtihanda. İki eserde de ortak yön insanla şeytanın yani insanla düşmanının bazen bu nefis, bazen başka bir özellik olabiliyor. Dıştan gelirse ağyar oluyor, rakip oluyor. İçten gelirse nefis oluyor. Bunların mücadelesi. İnsanoğlu bir anlamda bu şekilde kurgulanmış. Bunu sadece bizim mutasavvıflar anlamış değil tabii ki. Yani insanlık üzerine insan nedir diye soran herkes bu noktalara gelmiş. Eğer araştırmak isterseniz Thomas Eliot ilginç bir batılı karakter. O da aynı bizim gibi düşünüyor. Yani insanoğlu ne yapıyor? Bir imtihandan geçiyor. Tanrı'yı bulma yolunda karanlık bir ülkeden aydınlık bir sabaha doğru yürüdüğünü düşünüyor o da insanlar. İşte burada bugünkü dersimizde Mirhamza Nigar'ın Nigarname'de nasıl bir yürüyüş planladığını göreceğiz. Bu şemada bütün Nigarname'nin sülük yürüyüşü mevcut. Ama şöyle bir şey söylemem yine başta elzem, mecbur. Buradaki kavramlar yani kişiler, efendim söyleyeyim saki, şarap, mizban gibi kişiler hatta aşık birer sembol. Yani bir gerçekliği yok, hayali. Ancak şairin kafasında anlatmak istediği bir konunun sembolik hali. Biz buna allegorik anlatım diyoruz. Yani allegoriyi tamamlamak için, oluşturmak için hatta şair veya yazar ne yapacak? Mutlaka ve mutlaka bir şahıs kadrosu oluşturacak. Öbür türlü anlatamıyor. Bu şahıs kadrosu dediğim şey her zaman bir insan olmayabilir. Bazen de Hüsnü Aşk'ta olduğu gibi bir kuyu olur. Ümitsizlik anlamına gelir. Veya bir ateş denizi olur. Utanma olur. Veya bir güzel kız olur. Dünya allegorisidir bu. Yani bunları kullanmak zorunda şair. Başka türlü anlatma ihtimali olmuyor. Şimdi isterseniz
birazcık daha olayı anlamak için şahıs kadrosu diyebileceğimiz Nigarname'nin içindeki kadro kim? Nasıl bir hikaye anlatılıyor? Buna bir bakalım diye böyle başlayalım. Öncelikle bu bir aşk hikayesi. Ama aşık var, maşuk yok ortada. Yani Mecnun var, Leyla yok ortada. Ferhat var ama Şirin yok. Aşk var, Hüsnü yok. Demek ki şair biraz daha değişik bir kurgu yapmaya çalışmış. Peki kimdir bu aşık, mizban, misafirler, mihmanlar vesaire? Şöyle bir kurgu düşünmüş bir Hamza Nigari. Bir konağın sahibi var ki bu mizman, mizban diye ev sahibi demek zaten. Mizban, ev sahibi. Orada da çok değerli bir dostu var. Bu dostu aşık. Çok seviyor onu. Genç birisi. Ve ne yapıyor? Aşık. Aşık ama kime aşık olduğunu söyleyemiyor. Söylemiyor. Söyleme ihtimali de yok. Nigar diye birine aşık olduğunu söylüyor. Ama Nigar'ın kim olduğunu, nerede olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu söyleyemiyor. Burada işte arkadaşlar baştan söylemekte fayda var. Aşık, buradaki aşık bir derviştir ve sevdiği kişi Nigar'ı Allah'tır. Aşağıda görüldüğü gibi. Şimdi biz aşığın şemanın altındaki Nigar yani sevgili yani Tanrı'ya ulaşma serüvenini anlatmış olacağız. Onun hikayesi bu. Fakat Tanrı'ya bu dünyada ulaşma ihtimali var mıdır? Yani siz Tanrı'yı çok seviyorsunuz, bir dervişsiniz, dünyayı sildiniz, bütün isteklerinizi sildiniz ama daha hala dünyadasınız. Ölmeden Tanrı'ya kavuşma ihtimali var mıdır? Yok. O zaman derviş ölmeyi mi arzu ediyor? Hayır. Öncelikle şunu arzu ediyor. Şemada da görüldüğü gibi. Adım adım Tanrı'ya yaklaşmayı arzu ediyor. Adım adım. Önce ne yapması lazım? Terki dünya. Sonra terki ukba, sonra terki hesti, sonra terki terk etmesi lazım. Yani ham elma olunca değerin olmuyor. Kıpkızıl olgunlaşmış bir elma olman gerekiyor. Bunu baştan söylemek lazım. Yani önce olgun insan olma şartımız mevcut. Bu olgun insan olmanın da, kamil insan olmanın da bir yolculuğu var. İşte bu yolculuk burada. Yani mizbanın evinde birileri gelecek, sizi ne yapacak? Dünya güzellikleriyle dünyaya bağlamaya çalışacak. Siz onları aşabilirseniz ne olacak? Bir üst makama çıkacaksınız. Ne diyelim? Terk-i dünya etmiş olacaksınız ve terk-i ukbaya doğru gideceksiniz. O zaman yeni merhaleler karşınıza çıkacak. Alt sırada olduğu gibi talep makamına geleceksiniz. Sonra aşk makamına geleceksiniz. Sonra marifet, tevhid, hayret, istina ve beka makamına geleceksiniz. O fena beka makamı denilen yerde ne olacak? Fena fillah dediğimiz
Tanrı'nın varlığında kendini yok etme makamı olacak. Burada gerçekten ilginç bir yolculuk var ve bu bir iç yolculuk. Bu iç yolculuğu sadece Mir Hamza Nigari gibi büyük şeyhler mi yaşamıştır? Kesinlikle hayır. Bütün dünyaya gelmiş olan bütün insanlar bu yolculuğu yaşıyorlar. Peki bu yolculuk bir defa mı yaşanıyor? Hayır. Her gün, her gün, her gün, her gün. Bazen seyyah olup seyahatte, bazen gençliğimizde genç olup, bazen ihtiyarlığımızda, bazen sarhoşluğumuzda, bazen şiir yazarken, bazen müzikle, bazen zenginliğimizle iftihar ederken, bazen her şeyin tıp olduğunu düşünürken ne yapıyoruz? Bir yerlere takılıp kalıyoruz. İşte dünya yolculuğunun aşılması gereken merhaleleri bunlar. Şimdi terk-i dünya denildiği zaman da hep şöyle bir yanlış anlama meydana geliyor. Bir lokma bir hırka çekip gidecek. Yani bu dünyadan hiçbir şeyini almayacak. Hayır, böyle de bir şey değil. İşin aslı şudur. Kalp evini bu isteklerden temizlemek. Yoksa bir insan ne yapmak zorundadır? Mutlaka yaşamak için çalışmalıdır. Veya işte evlenmelidir. Çoluk çocuk sahibi olmalıdır. Onların rızkını kazanmak zorundadır. Ama buradaki asıl espri, kalp denilen Kabe'yi putlardan arındırmaktır. Buradaki mücadele cebimizle mücadele değil. Yani Tanrı'ya kavuşmak şöyle olabilir mi? Kafana bir kurşun sıktın, tak, Tanrı'ya kavuştun. Bu yani normalde bu şekilde de anlaşılabilir, değil mi? Ama öyle değil. Madem Tanrı'yı çok seviyorsun, haydi öl. At kendini 5. kattan. Bunu mantıksız buluyoruz. Neden? Çünkü böyle bir yöntem yok. Yöntem şu. 100 yılda yaşasan bu istekleri, mesela gördüğümüz şemada gençlik. Gençliği bir ilah haline getirmeyeceğiz. Buradaki gençlik eğer bizi esir alan bir şeyse, ben gençliğe tapıyorum der gibi Tanrı'nın yerine gençliğimizi koyarsak ve Tanrı'yı henüz gencim, boşver Tanrı da kim, bir kenarda dursun deyip gençlik ideallerimizi, güzelliğimizi, yakışıklılığımızı, bana bir şey olmaz şeklinde kendimizi Tanrı gibi kudretli hissettiğimiz bir dönemdir. Onu getirip kalp Kabe'mizin içerisine dikersek otomatik ne yapmış oluruz? Onu Tanrı yerine koymuş oluruz. Ha, bunu herkes yapar mı? Evet, yapar. Metin Hocam sen yaptın mı? Evet, yapmışımdır mutlaka. Ama insanla şeytanın arasındaki fark şudur. İnsan inat etmez. Aklı başına geldiğinde ne yapar? Bir geri adım atar. Tövbe diye kocaman bir kapı vardır. Oradan girer ve ben yanlış yapmışım. Gençlik sonsuz değilmiş der. Ama bunu yani ölürken yatakta söylemek biraz mantıksız, değil mi? Yani ölüm yatağına düştüm ve gerçekten de gençlik geçiciymiş dedim. Yani komik bir durum olur. Bunu gençliğin belli bir döneminde, yani o hataları yaptığını, anladığını hissettiğin anda
gerçekleştirebiliyorsan işte bu harika bir terktir. Peki genç olmayacaksın mı? Genç gibi davranmayacak mısın? Genç gibi yaşamayacaksın. Yaşayacaksın. Ama bunu bir tapılacak şey, belki de hayatın temel esprisi olarak görmeyeceksin. Veya işte burada Mir Hamza Nigari aşığı yolculuk yaptırıyor ve mizban denilen kişi önce onu dünya ile bir deniyor. Diyor ki şu 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 kişileri burada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arkadaşı var. Onları çağırıyor eve ve diyor ki bu aşık olan çocuk kendini parçalıyor Nigar Nigar diye. Gelin buna Nigar'dan daha güzel şeyler olduğunu anlatın diyor. Onlar da söz veriyorlar. Diyorlar ki biz geleceğiz ve senin o çok sevdiğin dostunu bir şehirde bir şekilde nasihatlerimizle dünyanın güzelliklerine geri döndüreceğiz. Geliyorlar her biri genç olan kendi gençliğinin, sen de gençsin, beraber gidelim, eğlenelim falan diye onu dünyevi gençlik arzularına çekmeye çalışıyor. Ama aşık ona harika bir cevap veriyor. İşte bu cevap Nigarname'yi asıl oluşturan husustur. Yani buradaki şahıslar kadrosu bize de her yaştaki insana da dünyanın verdiği birer kendine bağlama fitnesi. Ama bunlara ne yapmak gerekiyor? Nigarname'de aşığın verdiği cevapları verebilmek gerekiyor. Aksi takdirde o noktada kalır ve seyri sülukumuzu, yani kamil insan olma yolundaki yolculuğumuzu asla tamamlayamayız. Yeri geldiği zaman genç kişiye, yani genç arkadaşına, Merdi Civan'ın gençlik hususundaki söylediklerine karşılık verdiği cevabı göreceğiz. İşte o da bütün insanlığın dünyaya karşı, gençliğin bazı kötü yönlerine karşı verilebilecek en iyi cevaplardan birisi olarak karşımıza çıkacak. Şiir okurken, şerh ederken bunu göreceğiz. Sonra seyyahı çağırıyor. Seyyah da geliyor. İşte seyahatin ne kadar güzel bir şeyler olduğunu söylüyor. Ancak aşık, bu aşık aynı zamanda bazen Mir Hamza Nigari'dir biliyorsunuz. Yani sonuçta Mir Hamza Nigari de büyük bir aşık olarak. Hatta Nigar aşıktır biliyorsunuz. Burada da öyle bir allegori sağlamış. Aşık aslında kendisidir. Ama Nigar kimdir? İşte asıl mesele oradadır. Bazen bunu bir gerçek kadın olarak düşünenler vardır ki burada öyle bir ima yapılıyor önce. Sonrasında aslında Nigar'ın Tanrı olduğunu anlıyoruz. Tanrı yolunda gitmek isteyen aşağı, yani dervişe gitme diyorlar. Dünya çok güzel. Hekim geliyor. Diyor ki bak akıl ile aşk bir arada olmaz. Akıl önemlidir. Akılsız insana deli derler, mecnun derler. Gel bunu yapma diyor. Ona da harika bir cevap veriyor. İhtiyar geliyor. Çok bilgili olduğunu, çok tecrübeli olduğunu, aklın, dünya işlerinin bir yoluna koyulmasının önemli olduğunu söylüyor. Ona da harika bir cevap veriyor. Sarhoş geliyor. Şarabın güzelliklerini anlatıyor. Ve bu sefer aşık ona aşk şarabının, yani ilahi aşk şarabının daha güzel olduğunu anlatıyor. Zaten şarapla ilgili her seferinde söylüyoruz biliyorsunuz. Yani buradaki şarap içen kişi gerçek şarap içen kişi mi? Evet. Dünyevi şarap içen kişi. Ama aşık öyle birisi değil. Aşık sakiden sürekli şarap istiyor. Ama o istediği şarap bu şarap değil işte. Biz buradan da çok rahat bu kargaşayı gidermiş olabiliriz. Aşık Mir Hamza Nigari Allah yolunda aşk şarabını istiyor. Yani
ilahi aşk şarabına. Bu da eşittir imandır. İman istiyor yani. Sonra işte peşinden şair geliyor, şiirin güzelliklerini anlatıyor. Müzisyen geliyor, müzikle eğlenelim, kendimizden geçelim diyor. Ona da cevaplarını veriyor. Ondan sonra zengin geliyor ve hepsine cevaplarını gayet net veriyor. Ve içerisinde gayet güzel hikayecikler mevcut. Göreceksiniz Şeyh San'an denilen bir kişi, onun hikayesi veya diğer aşk hikayeleri ve aralarındaki mantıksal çıkarımlar harika bir şekilde şiirin içerisinde verilmiş. Sonra şair bunlardan kurtulduktan sonra aşık ne yapıyor? Bir vadiye giriyor. Bu vadi 7 kademeden oluşuyor. Talep, aşk, marifet, tevhid, hayret, istina, fena ve beka. Bunlar birer makamdır. Ve tasavvufta dervişlerin çıkması gereken nelerdir? Belli mevkilerdir. Belli makamlardır. İşte bu makamların her birini birer vadi olarak düşünüyor şey Ramza Nigari. Ve bu makamlarda neler yaşadığını anlatıyor. Şiirin sonlarında şair diyor ki aslında bunları anlatmak yani hem doğru değil hem de aslında imkansız. Ama bana da bu imkansızı anlatmak düştü diyor. Yani çok zor bir iş yaptığını, anlatılamayacak bazı haleti ruhiyeleri anlatmaya çalıştığını söylüyor. Yani bir anlamda ruhani bir halin kelimelere dökülmüş halidir Nigarname. Yani onu sadece şiir olarak düşünmek birazcık abes olur. Bir anlamda Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Çünkü her seferinde ne yapar? Saki'yi çağırır. Saki aslında burada kimdir? İlahi aşktır, imandır. Bazen şeyhtir, bazen Hazreti Peygamber'dir, bazen Allah-u Teala'dır. Kime yalvarıyorsa odur. Kimden şarap istiyorsa odur. İmanı biz kimden alırız? En başta Allah yaratmıştır. İmanı ondan alıyoruz. Peygamberlerden iman tanıyoruz. Mürşitlerden yani şeyhlerden tanıyoruz. Veya bir çiçekten, bir böcekten imanımızı güçlendirebiliriz. Değil mi? Yani onun yaratılışına, güzelliğine bakıp Tanrı'nın güzelliğine iman getirebiliriz. İşte bu burada o yolculuğun başlangıcı talep oluyor. Ve bir talebe yani bir yola girmek için artık kendisini o talep içerisinde hissediyor aşık. O da çıkıyor ve okuduğumuzda göreceğimiz gibi işte o mevkide önce şaşkınlıklar yaşıyor, acılar yaşıyor. Neden acı yaşıyor? Çünkü gideceği asıl makamın orası olmadığının farkında. O vadide böyle adeta çölde kalmış gibi kendini huzursuz hissediyor. Şimdi aşk makamına geldiğinde Mir Hamza Nigari şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki bu makamda daha uzun kalmak ve daha çok yanmak istedim diyor. Ama o makamın da en son makam olmadığını ne yapıyor? Saki ona söylüyor. Bu arada mizbanla ilgili bir ilişki daha var. İleride okurken göreceksiniz. Mizban aslında şeyhtir. Ve ilk başlangıçta, yolculuğun başlangıcında bu aşık mizbanın gövdesinin içinde kaybolur. Yani ilk kayboluşu, yani farklı bir aleme geçişi mizbanın içinde olur. Bu nedir? Bu mizban şeyh olduğuna göre fenafi şeyhtir. Yani şeyhte kaybolmak, şeyhin varlığında kendisini yok etmek. Fenafillah'a giden yolun ilk adımı fenafi şeyh oluyor. Sonra o yolculukta belli bir şeyden sonra, aşktan sonra mesela artık şeyhi de bırakıyor. Yani artık şeyhten de ayrılmak gerekiyor.
Ondan sonra yolculuğu kendi devam ettirmek zorunda. Marifet, tevhid, hayret, istina ve en son fena beka makamına geliyor. Ve orada artık en üst seviyede fena fillah makamına ulaşıyor. Bunu anlatırken de şey yapıyorlar. Başlangıçta diyorlar ki aşağı, bize şu sevdiğini bir göster bakalım diyorlar. Nasıl bir şey? O da bir hançe getiriyor. Hançe denilen şey tepsinin, yani pırıl 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 sini dediğimiz şeyler vardır ya, onun pırıl pırıl böyle parlatılmış hali ne deniyor? Yani bir güzel parlamış bir tepsi getiriyor diyelim. Bu tepsi ayna gibi parlıyor. Ve aşık ona baktığında, ki o aşığın gönlüdür aslında, yani sembolik her şey burada farkındaysanız, ona baktığında nigarı görüyor ve ona ulaşmak istiyor. Fakat öbürleri hiçbir şey göremiyorlar. Parlak bir tepsi görüyorlar sadece. En sonunda tekrar bu şeylerden sonra, yolculuktan sonra mizban o tepsiyi, yani hançeyi, yani parlak tepsiyi tekrar o misafirlerin yanına getiriyor ve bu tepsi bu sefer hepsinin gönlü oluyor. Ve o gönül de, hepsi kendi gönlünde, pırıl pırıl bir gönülde ne yapıyorlar? Aşığın sevgilisine kavuştuğunu görüyorlar. Nigar'a kavuştuğunu orada görüyorlar. Yani onların da gönül gözü açılmış oluyor. Herkes Nigar'a, yani sevgilisine, yani Tanrısına kavuşmuş oluyor. Evet. Eser böyle arkadaşlar. Eğer takip etmek isterseniz benim bu kanalımda her hafta bir adım ilerleyeceğiz. Dediğim gibi uzun bir yolculuk, sıkıcı olabilir. Ama ben hiç kimsenin, çok uzun yaşadım ya, keşke ölsem dediğini görmedim. Veya ben hiç kimsenin, bu hayatın sırlarıyla hiç alakam yok benim. Tanrı kim? Dünyada niye varız? Kim gönderdi beni buraya? Yarın nereye gideceğim? İman nedir? Kur'an nedir? Ne oluyor bu dinler? Tasavvuf nedir? Yarın ölünce ne yapacağım falan gibi soruları kendisine sormaması imkansız. O zaman demek ki mutlaka bu yolculuk uzun ama anlamlı bir yolculuk olacak diye düşünüyorum. Tabii herkes kendi nasibince bu dünyanın sırlarına vakıf olacak. Biz hazır yiyiciler, bir Hamza Nigari'nin kendi tecrübesinden ölmeden bir yıl önce bitirdiği muhteşem Nigarnamesinden hayat felsefemizi çıkartmaya çalışacağız. İnşallah buradan devam edeceğiz. Hoşçakalın.